Şunu söyleyeyim yani benim Kürt liderliğiyle, daha doğrusu ismimin Kürt sorunuyla ilişkili olarak ilk kez duyulması Mam Celal Talabani ile çok yakın bir dostluğum üzerinden oluştu. Sonra Barzani ile, Mesut Barzani ile de oldu. Ama Mam Celal'i 1973 yılından beri ben tanıyorum ve Türkiye için tarihi sayılacak bir adım atılmasına çok önemli rolüm oldu. Türkiye'de malum müthiş bir Kürt tabusu vardır Cumhuriyet'in başından beri. Celal Talabani nereden baksanız bir Kürt Silahlı Hareketi'nin liderlerinden biriydi Irak'ta. Ve onu ben getirip Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la ilişkiye şey yaptım, getirdim. İlişkiye soktum ve arkasından Irak Kürt liderlerinin diğerleriyle de o ilişkiler kuruldu. Onda da rol aldım. Ve bütün bunların Türkiye'deki Kürt hareketine etkileri olacağını, yeni bir sayfa açacağını da biliyordum, farkındaydım bunun. Dolayısıyla Talabani ile Özal arasındaki ilişkinin kurulması Cumhuriyet'in başından beri gelen en büyük tabulardan birinin kırılmasına yol açtı. Cumhurbaşkanı düzeyinde bir Kürt liderinin kabulü bir kere bunu mümkün kıldı artık Kürtlerle görüşmeyi. İkincisi Kürt sözcüğünün ve Kürdistan kavramının zaman içinde alışılagelebilmesinin önünü açtı. O yüzden de benim başım da Türkiye'de devletle beladan o gün bugündür kurtulmadı. Kürt sorunu üzerinden yani. Fakat şunu söyleyeyim, siz Kürt liderleriyle çok doğru bir tespit. Onlar o düzeyde başlamıştı ilişkiniz diye. Şunu ilave edeyim, yanıltıcı olmasın. Benim sadece Irak Kürt liderliğiyle değil, Türkiye'deki Kürt hareketinin bütün ileri gelen şahsiyetleriyle, hatta Öcalan'ın kendisiyle ve diğerleriyle birebir yüz yüze ilişkilerim oluştu. Ama buradan hareketle şunu da söyleyeyim. Yani öncelikle şunu söyleyerek daha doğrusu devam edeyim. Her ne kadar oynadığım rol Güney Kürtleriyle Türkiye Cumhurbaşkanı ilişkisiyle başladıysa da ben Kuzey Kürtlerine aitim. Esas olarak çünkü Türkeliyim ve Kürtlerin, dünyadaki Kürtlerin toplamının yarısından çoğu bu ülkede yaşıyor. Benim halkım, bizim halkımız, bizim bir parçamız. Dolayısıyla Kürt mücadelesi, Kürt hakları, Kürt davası denince benim esas aldığım Kuzey Kürtleri. Burası ve ben onlara aitim. Ve şu anda da onların merkezi üzerinden, hatta dört parçanın merkezi sayılacak Ahmet'ten onların temsilcisi olma adayıyım. Muhtemelen de olacağız onların desteğiyle. Tam bu noktada bir şey daha söyleyip tamamlayayım. Ben başından beri çok zaman kaybetmeden, çok uzun bir öğrenme süresi geçirmeden sorunuza da cevap teşkil etmiş olacak. Kürt liderliğiyle Kürt halkı arasında, yani Türkiye'nin Kürt halkı arasında müthiş bir örtüşme olduğu kanısındayım. Ve şu anda mensubu olduğum gerek parti aday olarak gerekse harekette bir büyük halk hareketi olarak fark ediyorum ve görüyorum. Yani ben kendimi Kürt halk hareketinin bir mensubu gibi şu anda hissediyorum. Ve buradan bakıldığında da bu hareketin siyasi liderliğiyle halk arasında çok farklılıklar yok. Büyük bir örtüşme var. Zaten onun için halk hareketi bu. Onlar da bu halk hareketinin lider kadroları. Ben de şimdi bu halk hareketinin bir ferdiyim. Öyle diyeyim ve Ahmet'te bu seçim kampanyası başladıktan sonra bütün ilin her yerinde aşağı yukarı yaptığımız halk düzeyindeki benim de katıldığım temaslar bu gözlemi iyice pekiştirdi. Bu bir halk hareketi ve Türkiye'de başka bir halk hareketi yok. Diğer bütün siyasi partiler Türkiye'de toplumun çeşitli
kesimlerini çeşitli ideolojik eğilimleri temsil ediyorlar. Fakat burası, bu bulunduğumuz yer Ahmet ve Kürt halkının halk hareketi var. Sadece ve bu halk hareketinin parlamentoya taşıdığı bir parti var. Bu çok daha geniş bir halk hareketinin organlarından biri bu parti sadece. Hepsi değil. Bir bölümü. Bu kavrayışı ben bu seçim kampanyasında da halkla birebir temaslarımdan daha da kuvvetli hissettim. Ve bu halka ait olmaktan fevkalade mutluluk ve aynı zamanda da onur duyuyorum. Önce yalnız soruna doğrudan cevap vermeden şunu ifade edeyim. Bu halk hareketi olduğu için devam ediyor. Çünkü nereden baksanız İmralı'da bu bir önemli siyasi, en önemli siyasi şahsiyeti İmralı'da. 2 yıldır tecrit, kimse haber alamıyor. Ne diyor, ne düşünüyor, ne yapıyor, iyi midir, kötü müdür? Dış dünyaya kesilmiş durumda. Onun dışında legal alanda, parlamento düzeyinde 2015 seçimlerinde 7 Haziran'da kendisine engellemek için anayasanın koyduğu ve Avrupa'da görülmemiş yükseklikte olan %10 olan barajı paramparça etti. %13 küsur, yaklaşık %14 ile 81 milletvekilini parlamentoya soktu HDP ve Türkiye parlamentosunun 3. büyük bloku oldu birdenbire. Ve dolayısıyla Türk siyasi sisteminin Kürtler ve onun siyasi temsilcileri ayrılmaz bir parçası haline geldiler. Onlar olmaksızın Türkiye'de hiçbir şey olamaz gibi bir durum ortaya çıktı. Onun sonucunda eş başkanları, işte başta Selahattin Demirtaş, birçok milletvekili akıl almaz uygulamalar ve baskıyla demir parmaklıkların arkasına gönderildi. Yetmedi. 102 belediye başkanı çıkarttı bu halk. Onların hepsi kayyuma verildi. Ve sadece görevden alınmakla kalmadı. Halkın seçtiği, Kürt halkının seçtiği belediye başkanları bir de hapsedildiler. O da yetmedi. HDP'nin 17 bin civarında insanı ya cezaevini gördü ya nezareti gördü. Ve şu anda da 10 bin civarında üyesi, mensubu tutuklu. Şimdi bunun yarısı, hatta üçte biri herhangi bir siyasi partinin başına gelse o siyasi parti dağılmıştı şimdiye kadar. Ortada yoktu. Şimdi öyle bir durumdayız ki 10 bin üyesi tutuklu, eş genel başkanı tutuklu, bir sürü milletvekili tutuklu. Simge ismi İmralı'da tecrit. Ve şimdi yeniden Türkiye'de her türlü gelişmeye, anayasa değişikliğinden cumhurbaşkanlığı seçimine, yeni yasa yapımına kadar geniş bir alanda Türkiye'nin anahtarı olacak bir temsil noktasına gelmiş durumda bu 14 Mayıs seçimlerinin arifesinde. Bütün bunlar neyi anlatıyor? Bunun halk hareketi olduğunu, bitirilemiyor. Tabii ki büyük zarar görüyor, eksikliği oluyor, zaafı oluyor. Yani şu anda Selahattin Demirtaş içeride değil dışarıda olsa ve diğer bütün arkadaşlar, işte Selçuk Mızraklı Diyarbakır Belediye Başkanı olarak devam etse, Bekir Kaya Van Belediye Başkanı olarak devam etse, Ayla Akkat'tan Gülten Kışan'a, yurt dışında bulunan Osman Baydemir'den Abdullah Demirbaş'tan Fırat Anlı'ya herkes burada olsa, o 10 bin kişi normal siyasi faaliyet gösterse, HDP üyesi olup da şu anda hapiste bulunan, hatta daha bir hafta, iki hafta önce tutuklanan Mezopotamya Haber Ajansı'nın editörü, Demokratik Bölgeler Partisi'nin ileri gelen üyeleri, avukatlar, diğer gazeteci arkadaşlar şu anda dışarıda olsa bambaşka bir durum olur. Fakat buna rağmen Türkiye'de anahtar olma noktasına doğru gitmekte olan bir parti var. Bu sadece bunun bir halk hareketi olmasıyla her, bütün eksikliklerin iyi kötü bir şekilde, yine eksiklikleri hissedilse de doldurulabildiğini gösteren çok önemli örnekler. Ama nereden baksanız bu kadar baskının getirdiği bazı sonuçlar da var. Yani insanlar diyor ki Diyarbakır
çok daha tepkili, çok daha kendini ortaya koyan bir yerde. Şimdi eskisine oranla sessiz bir görüntü veriyor diyor. Bunun için de benim çok hoşuma giden bir tespit oldu. Geçen gün birine sormuşlar, niye bu kadar sessiz? Ne oldu bu Diyarbakır'a diye. Ölü taklidi yapayık demiş. Şimdi Diyarbakır ölü taklidi, bütün Kürdistan, sadece Diyarbakır değil, ölü taklidi yapıyor, ona mecbur çünkü. Ama taklit yapıyor, ölü değil. Hayatta, canlı ve 14 Mayıs'ta da bunun sonuçlarını ortaya koyacak ve Türkiye'de büyük değişim, çok büyük ölçüde bu halkın davranışıyla yola çıkacak. Bu sadece Yeşil Sol Parti'nin güçlü bir şekilde meclise girmesi anlamına gelmiyor. Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını kaybetmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi de ancak bu halkın vereceği büyük destekle Kemal Kılıçdaroğlu'na mümkün olacak. Yani sadece anahtar rolünü Türkiye'de oynayan Yeşil Sol Parti değil, bizzat Kürt halkının kendisi. Yani şu anda tahmin yapmaktan, belli göstergelerden hareket ederek belli tahminlerde bulunmaktan öteye geçemeyiz. Yani şunun şurasında yaklaşık 9 gün sonra göreceğiz. Fazla bir zaman kalmadı. Ama şu ana kadarki veriler ve göstergeler Yeşil Sol Parti dışındaki iki ittifakın, yani iktidarı temsil eden, rejimi temsil eden Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın aşağı yukarı birbirine yakın oranda milletvekili çıkaracağını, Millet İttifakı daha fazla çıkarsa bile milletvekilini, çok önemli ölçüde anayasa değişiklikleri yapmasına, bu başkanlık sisteminden, tek adam diktatörlük sisteminden parlamenter sisteme geri dönüş için gerekli anayasa değişikliklerini yapabilmesi ya da çok önemli kanunları çıkarması için sayısının yetmeyeceğini gösteriyor. Yani 600 milletvekilinden Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın alacaklarını çıkarın, geri kalanı Emek ve Özgürlük İttifakı, yani Yeşil Sol Parti çıkaracak demektir. Dolayısıyla Yeşil Sol Parti'nin alacağı oylarla sahip olacağı koltuk sayısı kendiliğinden onu Türkiye'de demokrasinin yeniden inşasında anahtar durumuna getirecek. Tabii hiç şüphesiz Yeşil Sol Parti çok büyük ölçüde Kürt temsiliyetini ifade ettiği için Türkiye'nin demokratikleşmesi, yani demokrasinin tekrar inşası ve Türkiye'de işlerin rayına gireceği, yoluna gireceği konusundaki umutların, beklentilerin tekrar canlanması, yeşermesi için de demek ki bunu omuzlama görevi de üstüne zaten yıllardır zulümle çok ağır yük bindirilmiş olan Kürt halkının sırtında olacak ve Kürt halkının gücü bunu taşımaya el verecek. Onun da ifadesi Yeşil Sol Parti olacak. Dediğim gibi Yeşil Sol Parti Kürt halk büyük ölçüde, çok büyük ölçüde Kürt halkından aldığı güçle gerek bölgede, gerek İstanbul'da, Mersin'de, İzmir'de, Adana'da, diğer metropollerde, yani Fırat'ın batısında yine büyük ölçüde Kürt seçmenden aldığı güçle ve onun ifadesi olacak temsiliyetle bir rol oynayacak Türkiye'nin önünün açılmasında. Yani Yeşil Sol Parti ile Kürt halkını ben birbirinden ayırmıyorum. Yani tekrar edersek Türkiye'deki demokrasinin yeniden inşası Kürt halkı sayesinde olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminden anayasa değişikliğine kadar. Bunun mekanizması kim? Yeşil Sol Parti. Öyle bakacağız yani. Ve hele eğer kapatılmazsa HDP, çünkü bir manası da kalmadı artık kapatılması, seçime geldik. O zaman belki bundan bir ay sonra Yeşil Sol Parti kelimesi yerine biz gene HDP olarak konuşmaya devam edeceğiz. Sondan başa gidelim. Çünkü cevabı kolay bunun. Şöyle kolay, Van'da bir insan seli. Kılıçdaroğlu'na büyük moral veren,
değişim arzusu taşıyan ve herkese moral veren görüntüler Ağrı'da ve ama daha özellikle Van'da yansıdı. Van daha büyük bir yer tabii. Gerçekten coşkulu bir insan seli. Benim Van'da çok yakın bir dostum var. Siyasi bir figürdür kendisi. O akşam kendisiyle buradan konuştum. Diyarbakır'dayım ben. O Van'dan beni aradı. Dedi ki ya bir önceki gelişinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'a 150 kişi vardı dedi. Yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak Van'a bundan bir önceki geldiğinde 150 kişi topluyordu. Şimdi insanlar sayılamıyor bile. Yani şimdi herhalde bu aradan geçen süre içinde CHP muazzam bir gelişme gösterdi. Van'da ve çevresinde 150 kişiden on binlerce kişiye çıktı. Bu söz konusu değil. Gerçekçi değil, mantıklı değil. Peki nereden çıktı bu kitle? Bu kitle bizim kitlemiz. Bu kitle bizim kitlemiz. Yeşil Sol Parti'ye oy verecek olan kitle. Kürt halkı o. Ve yani Yeşil Sol Parti biz birinci turda bu iş bitsin diye aday göstermeyeceğiz. Stratejik bir karar aldık. Bu rejimden bir an önce kurtulmak niyetindeyiz. Bir numaralı meselemiz de Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı koltuğundan gitmesi. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz deyince bu partiyle halk arasında, işte halk hareket dediğim o zaten, o kadar iç içe bağlar var ki Kemal Kılıçdaroğlu Van'a gelince, Ağrı'ya gelince Kürt halkı ve Yeşil Sol Parti'nin seçmen kitlesi sahaya çıktı. O CHP'nin kitlesi değil. O biziz. Sorunun başına gelirsek CHP devletin kurucu partisi malum. Bu devletin Osmanlı'nın yerine ne olarak kuruldu? Türk Ulus Devleti olarak kuruldu. Türkiye Ulus Devleti demiyorum. Türk Ulus Devleti olarak kuruldu. Kürt sorunu da zaten o zaman başladı. Kürtlerin reddi, inkarı, Kürt olgusunun tanınmaması. Çünkü Türk Ulus Devleti olarak siz inşa etmeye kalkarsanız bu devleti, o zaman bütün kimlikleri üst kimlik diye tanımladığınız Türklük içinde ve adı konmadan da bir de dini tarafı var onun. Türk demek Sünni Hanefi demek. O da eş anlamlı. Alevileri de dışlıyor bir yandan o tabii. Sünni Şafileri de dışlıyor hatta. Sünni Hanefi Türk Ulus Devleti. Böyle kuruldu. Şeyi bu. Kurucusu kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Sizin de belirttiğiniz gibi o altı ok bu kuruluş sütunlarını bu devlet denen yapının ifade ediyor. Fakat hayat durmuyor tabii. Yani 100. yılına geldik. 100 yıl içinde o kadar değişiklikler oldu ki o altı ok ve o isimler işte milliyetçilikte, laiklikte, halkçılıkta, şuydu da buydu da duruyor. Sadece öyle duruyor ama. Altı değişmeye başladı onun. Ve parti de değişmeye başladı. Bu parti genleri itibariyle kanına girmiş DNA'sı itibariyle ulusalcılığın çok kuvvetli olduğu bir parti. Ulusalcı damar. Yani ulusalcı dediğiniz milliyetçiliğin öz Türkçesi. İkisi aynı şey yani. Bu ulusal ve Kemalist ulusalcı damar bu partide gene var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu sessiz sedasız hayırlı bir iş yaptı. O da toplumdan, altından gelen toplumun kuvvetli dip dalgaların etkisiyle oldu. Ve özellikle son 6-7 yıl içinde oldu. Partinin en belirgin, en azgın ulusalcı sözcüleri şu anda partinin sinir uçlarında, karar verme mekanizmalarında değiller. Bu hayırlı bir şey. Yeterli mi? Değil. Benim için açımdan Kemal Kılıçdaroğlu isminin çok önemli bir yanı ve özelliği var. Kılıçdaroğlu dışlanmış topluluklarından bu ülkenin Alevilere mensup kimlik olarak. Öyle doğmuş Alevi. Fakat en az onun kadar önemlisi ve daha önemlisi. Bunun hep altını çiziyorum ben. Alevi Türkiye'de her yerde var işte. Muğla'da var, Antalya'da var, Balıkesir'de var, Amasya'da var, Tokat'ta var. Var, var, var. Dersimli. Dersim çok özel bir kavramdır. Kendi başına bir sürü çağrışım yapar Dersim.
Dersim Alevisi. Şimdi Dersim Alevisi bir ismin Cumhurbaşkanı olması demek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, devletin kurucu partisinin muazzam bir dönüşüm geçirmekte olduğuna da işaret eder. Ama tekrar edeyim, yeterli mi? Değil. Gediği kim kapatacak? O, biz oradayız işte. Onun için varız zaten. Yani biz olmadan, demokrasi anahtarı bizim elimizde olmadan, bizim taleplerimiz olmadan ve tekrar edeyim unutulmasın diye, biz Türkiye'deki Kürt temsiliyetini en güçlü bir şekilde ifade eden partiyiz. Dolayısıyla Kürt halkının taleplerini, isteklerini, sorunlarını, amaçlarını Türkiye'nin en önemli organlarına taşıma ve seslendirme ve sonuç alma işi bizim üzerimizde. Kemal Kılıçdaroğlu bizsiz bir şey yapamaz. Tıpkı Van mitinginde olduğu gibi. CHP olarak nasıl gittiğinde 150 kişi bulmuştu. Şimdi biz olunca insan seli oldu orada. Ve Türkiye'nin dengelerini etkileyecek bir fotoğraf çıktı. Biz varsak da önümüzdeki dönemde CHP yol alabilir. Onu demek istiyorum. Yani ben şu an 7 yıl yurt dışında keyif için bulunmadım. Yani evimi, barkımı terk ettim. Zaten işim elimden alınmıştı. 7 yıl Türkiye dışında kaldıktan sonra ve gelip gelmeme tereddüdünde, dönüp dönmeme tereddüdünde iken adaylık teklifini hem de Ahmet'den alınca her türlü riski göze alıp birdenbire 7 yıllık bir ayrılıktan sonra kendimi Ahmet'in ortasında buldum. Diyarbakır'ın ortasında buldum. Bu simgesel anlamda kendi başına benim geleceğe umutlu ve iyimser baktığımı ifade ediyor. Çünkü bana herhangi bir partiden gelmedi daveti. HDP'den geldi. Yeşil Sol Parti adıyla seçime girecek olan yerden geldi. Bu parti diyorum işte eş genel başkanı, milletvekilleri hapiste. Bazı unsurları faili meçhullere kurban gitmiş. Bir sürü üyesi cezaevinde, sürgünde. Şimdi geldiğimiz yerin neresi olduğunu biliyoruz. Davet gelince size seni aramızda görmek istiyoruz. Bu ne demek? Biz seni tanıyoruz, biliyoruz. Biz sana kefiliz. Bugüne kadar ne yaptıysan o bizim hoşumuza gidiyor. Şimdi bu yeni bir mücadele dönemi var. Gel beraber mücadele edelim. Yaşına başına bakmadan benim gel beraber mücadele edelim. Ben böyle anladım zaten. Mücadeleye var mıyım? Kürtlerle aynı safta omuz omuza iç içe Ahmet'te Ankara'ya gidecek yürüyüşte var mıyım yok muyum? Yok, ben artık emekli bir adam, ben bu işlere karışmayacağım. Ya da evet varım. Mücadelenin içine giriyorum. Kararıydı. Ve dediğim gibi daha önce geleyim mi gelmeyeyim mi tereddütü birdenbire darmadağın oldu. Ve kendimi 5 gün içinde Ahmet'in ortasında buldum ben ve seçim çalışmalarına başladım. Bu bizatihi kendi başına bir iyimserlik, bir umut ifadesi. Mücadele umuttur. İşte direne direne kazanacağız diyoruz ya. Ondan sonra işte Berkudan Jiyane diyoruz. Bunu ifade ediyor. O yüzden şimdi benim burada bulunmam bu iki seçenekli sorunumuzdan bir tanesinin olacağına dair inancımı ifade ediyor. İyimserliğimi ifade ediyor. Sadece umudu değil. Umut soyut bir şey. Mücadele ve iyimserlik beraber gelen ve Berhil'den Jiyane halidir bu. O yüzden kazanacağız inşallah ve bu rejimi göndereceğiz. Ama ola ki bu rejim kazanırsa, valla bu rejim devam ederse ve kazanırsa Türkiye bir kara deliğin içine girecek. Zaten karanlık bir ülke şu anda. Normal bir ülke değil. Daha büyük kara deliğin içine gidecek. Bundan birkaç sene içinde Türkiye diye bizim bildiğimiz ülke var mı yok mu onu bilemeyiz. Şu anda hazinesi bomboş, iflas etmiş ekonomik olarak. Zulümden başka bir yolu yöntemi kalmamış. Ve en başındaki tek adam da artık yürümekte zorlanan, bırakın bir sene, iki sene sonrasını, altı ay sonra var mı? Yani illa hayatta olup olmaması anlamında demiyorum. Ayağa kalkıp yürüyecek halde mi olacak? Kafası, düşünce melekeleri ne durumda mı olacak? Garantisi yok. Sağlıksız bir adam.
Sağlıksız bir diktatörle bir ülke nereye gider yani? Diktatörlükten de başka çaresi yok. Bugüne kadar ne yaptıysa daha kötüsünü yapacak demektir. Başka çaresi yok. Dolayısıyla onun için Anserkeftin derken boşuna demiyoruz. Çünkü düze çıkmazsak, demokrasi mücadelesi kazanmazsak, biz kazanmazsak bu ülke batar. Onlar kazanırsa bu ülke batar. Çaresi yok yani. Bu kaygılar yersiz kaygılar değil. Fakat bu kaygılar giderek azalmaya yüz tutan kaygılar. Çünkü bundan bir sene önce, hatta 6 ay önce bu ülkede seçim olmaz deniyordu. Sonra seçim olur ama bu seçimi, yani bu dediğim Tayyip Erdoğan, seçimi garanti eder, öyle olur deniyordu. Sonra bakıldı ki ya bu kaybedebilir. Görüntü o ki kaybedecek hatta. Bu sefer de üçüncü ihtimal. Bu bürokrasi zaten yön değiştirmeye, tavır değiştirmeye başlar. Eğer başında ona hükmeden, onu idare eden, ona talimat veren, ona emir verenin yarın olmadığını görürse neme lazım der, bırakır, değişir. Şimdi diyelim ki bu vermez iktidarı. Nasıl vermez? Ne yapacak yani? Sandıklardan çıkan oy sayısı ıslak imzayla, tutanakla tespit edilmiş oylar sayıldıktan sonra öyle bir tablo çıkacak ki yok, kaybetti iktidarı. Yok, vermedi. Ne? Bir tek yolu var iktidar vermenin: polis, asker. Yani devletin meşru silah taşıyıcısı olan asker ve polis halka diyecek ki sizin oylarınızı biz tanımıyoruz, bu kalıyor, ben ondan yanayım. Olmaz böyle bir şey. Böyle bir asker ve polis yok. En basiti şimdiki İçişleri Müdürü her türlü yolsuzluğa, soysuzluğa ve şeye karışmış, yasa dışı işlemlere karışmış ve her gün yasa ihlal ediyor. Daha yeni şeyden bahsetti. Seçim darbedir dedi. İyi, o zaman seçim yapmayalım. Sen İçişleri Bakanı'sın. Şimdi bu İçişleri Bakanı'nı aday gösterdiler. Milletvekili adayı. Bu ne demek? Eğer mevcut iktidar devam ederse İçişleri Bakanı olmayacak demek. Çünkü başkanlık sistemi devam edecek demek. Milletvekillerini de bakan yapmıyor. Reis Tayyip Erdoğan. Şimdi böyle bir adamın yarın olmadığını gördüğünüz bir adamın verdiği talimatla emniyet müdürü olsanız siz iş yapar mısınız? Deme lazım yani, öbürleri gelip başıma bela çıkarır diye. Dolayısıyla şu anda ki iktidar çöküyor. Çatır çatır çöküyor. Sandık güvenliği hile hurda yaparlar mı? Yaparlar. %100 eminim. Yaparlar. Fakat bu onların gitmesini engelleyecek ölçüde olamayacak. Nasıl olamayacak? Sandık kontrolüyle olamayacak. Bunu örneklerini de gördük. İstanbul belediye seçimlerinde 2019 yılında fark 13.000'di. Aleyhlerineydi. İsrar ettiler. İlla bir daha seçim, illa bir daha seçim. 807.000'e çıktı fark. 13.000'den 807.000'e çıktı. Bu halkın iradesiyle de fazla oynanmaz. Yani onu fazla meydan okunmaz. Çünkü halkın demokratikleşme mekanizmasında tek rolü arada bir sandığa gitmesi. Böyle bir demokrasi tırnak içinde yapısı var Türkiye'nin. Ona da müdahale ediyorsanız işte 13.000'den 800.000'e gittiği gibi gider. Peki nasıl mümkün oldu? Sahtekarlık yapamadılar. Sandıklar öyle bir kontrol edildi ki kımıldayamadılar. Şimdi de öyle olacak. Sandıklar bütün halk tarafından, bütün muhalif siyasi partiler tarafından sıkı bir kontrol altında bulunacak. Yüksek Seçim Kurulu da güvenilir bir yer olmamasına rağmen, ki güvenilir bir yer olmadığını Cumhurbaşkanı adayı ve muhtemel Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisi söylüyor sürekli olarak. Ama o da kımıldayamaz, bir şey yapamaz. Ve çok net bir sonuca doğru giderse iş, devlet bürokrasisi de ona göre tavır alır. Çünkü sonuçta o devlet bürokrasisi. Erdoğan bürokrasi değil.
en sonunda kaybedecekse şayet. Kaybetmesi, yani kazanması mümkün olmayacak bir şekilde kaybetmesi ortaya çıkınca gider. Ve sanıyorum ki öyle olacak yani, gidecek. Kendi seçmenimize bir çağrıda bulunabilirim. Ben bulunduğum süre içinde eskiden de tanıdığım gibi o tanımam Ahmet halkını, Ahmet seçmeni doğrulanmış oldu bu sefer de. Ne yapacağını biliyor Ahmet halkı. Zaten bizden bir şey istemiyor. Çünkü bize baktığı zaman, madem ki sen bizim adayımızsın, sen bizim ne istediğimizi biliyorsun, uzun lafın gereği yok. Sen bizim ne istediğimizi ve istemediğimizi biliyorsun. Git onları işte orada yerine getir diye bakıyor. Sadece biz sarılıyoruz, kucaklıyoruz, birbirimize dokunuyoruz. Dolayısıyla Ahmet seçmene ne yapması gerektiğini söyleyecek değilim ben. O herkesten ve Türkiye'nin her şehrindeki halktan ve seçmenden daha iyi biliyor. Ve ben böyle bir halkın temsilcisi olacak olmaktan da müthiş gurur duyuyorum. Aynı zamanda büyük sorumluluk duyuyorum. Ve onlara da büyük bir bağlılık duyuyorum. Fakat söyleyebileceğim tek şey olabilir çağrı olarak. Şöyle yapın, böyle yapın değil de onlar biliyor zaten. Bu ölü taklidi yapayık durumu var ya. Biliyorum ölü taklidi yaptıklarını. Ama bu ölü taklidi yapma durumunu seçim gecesi uzatmasınlar ve hepsi, herkes sandık başında bir hazır olsun, göstersin kendine ki iradeleri çalınmasın. Sandıktan iradeleri doğru bir şekilde çıksın. Son çağrım bu olabilir.